Evet arkadaşlar, ilk öneri, en önemli öneri, tüm sunucuları, televizyondakiler dahil, kritik bir gözle izleyin. Neleri doğru yapıyor, neleri daha iyi yapabilir. Rahatsız eden şeyleri de not alın. Ondan sonra kendiniz bu sizi en çok rahatsız eden şeyleri tekrarlamamaya çalışın. Arkadaşlar, genel varsayımım ne biliyor musunuz? Herkesin sunum teknikleri geliştirilebilir ve geliştirilmelidir. Ya ben iyi sunumcuyum abi, yok böyle bir şey. Herkes daha iyi olabilir. Buradaysan buraya çıkabilirsin, buradaysan buraya çıkabilirsin. Ama bunun için bilinçli bir efor sarf etmeniz lazım. Beni dinleyerek bu iş olmaz, konuşarak olur. Gideceksiniz, burada dediğim şeyler doğrultusunda sunum hazırlayacaksınız ve konuşmaya başlayacaksınız. Metot son derece basit, başkalarından öğrenin diyorum ya. Ondan sonra da yaparak pratik yapın. Şu anda zehirlendiniz arkadaşlar. Ağız tadıyla sunum izleyemeyeceksiniz bundan sonra. Her çıkan, aa bak Erhan Hoca kağıttan okuma demişti, kağıttan okuyor. Elini cebine soktu, ellerini kullanmıyor, bak 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 bak. Bakmadı, göstermesi kurmadı. Çok rahatsız edici bir şey. Gerçekten sunumdan aldığınız keyfi çok azaltıyor. Ama kendinize bir iyilik yapmış oluyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Evet, şimdi ikinci defa başlayalım isterseniz. Siz olsanız nasıl başlardınız? Buyurun, öneri alayım sizden. Üç tane öneri alacağım, buyur. Soruyla başlarsın, ne sorarsın? Bugün, lan, bugün sizce eğlen... Soruyla başlamak iyi fikir, sorunu beğenmedim. Daha güzel bir soru, adın ne? Sezgin'e bir yardım edelim. Daha güzel bir sorusu olan var mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vay be, çok felsefi oldu. Ya bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ulan herif cevap vermeye kalksa sunuma zaman kalmaz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ben sunum teknikleri hakkında... Sen söyle, söyle. Hemşeri arama. Kayserili var mı? Ulan ne alaka? Çok iyi ya. Neler çıkıyor? Hemşeri arama. Oğlum bak, askerlik yaptın mı? Koğuşa girdiğinde ilk soracağın soru o. 54 var mı? 54. 34 var mı? 61 var mı? İnanamıyorum ya. Ya gece yattık 3'e 4'e kadar. Her gelen 45 var mı? 61 var mı? 37. Ya başlatacağım 45'ini. Bırakın uyuyayım ya. Soru. Soru. Soru, soru ver. Soru değil, ben soru istiyorum. Şimdi Sezgin'e yardım etmeye çalışıyoruz. Daha önce sunum teknikleri eğitimi aldınız mı? Hazır mısınız? Gençler hazır mıyız? Bugünden beklentiniz nelerdir? Bitirdikten sonra müthiş bir sunucu olmak istiyorum. Şuraya çık sunum yap desem, bacakları titremeyecek olanların ellerini görebilir miyim? Nasıl bu soru? Darbeli değil mi? Düşündürtüyor. Ulan şimdi ulan elimizi kaldırırsak da herif bizi çağırırsa. Yani soru güzel bir başlangıç Sezgin'cim ama soru var soru var yani. Sorunun kısa bir cevabı olması lazım ve karşı tarafı düşündürmesi lazım ve içine çekmesi lazım. Daha önce hiç sunum yapan oldu mu? Bu soruya ne diyorsunuz? Ya illaki olmuştur yani. Tamam, bu soruyu geliştirelim. En az 10 sunum yapanların ellerini görebilir miyim? Nasıl? Daha iyi değil mi? Biraz daha amaca hizmet ediyor. Peki başka nasıl başlangıç yapabilirdik? Arka. Evet. Hikayelendirme yapabiliriz. Mesela arkadaşlar, hayatta en çok istediğim işin neden alamadığımı anlatacağım şimdi size. Gittik, mülakat müthiş iyi geçti. Saf saf dinliyorlar ha. Arkası yok hikayenin oğlum. Ama taktı değil mi? Buna hook diyoruz abiciğim. Buna kanca diyoruz, tamam mı? Soru güzel bir başlangıç. İyi soru olması kaydıyla. Hikayeleştirme müthiş bir başlangıç.
Nasılsınız? Sakın ha. Nasılsınız? İyi, sen nasıl? Sen de daha nasıl? Çalık çacık nasıl? Yok abi, onu sorma. Abi onu ne zaman yapacağım biliyor musun? Bak. Bak şimdi bak. Salona girdik ya. Salona girdik daha sunumun başlamasına 5 dakika var. Nasılsınız? Nasıl? Ne haber? Buz kırmak deniyor ona. Orada doğru soru. Hah, bak olur. Hah, müthiş bir sunum teknikleri eğitimine hazırsınız gibi görünüyor gençler falan. Güzel, bak. Bir laf etti, delirtti beni. Ne o laf? Aynen. Yetkende yasaklı kelimelerin başında geliyor, aynen. İkinci yasaklı kelime de aynen. Tamam mı? O değil de üçüncü yasaklı kelime. Böyle çok yasaklı kelimelerimiz var. Sunumlarda kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Konuşurken de kullanmayın. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Size katılıyorum gibi. Başka bir başlangıç. Bu cumartesi günü sizcik yataklarınızdan kalkıp geldiniz. Size teşekkür ediyorum. Bak şimdi burada ne yapıyorum? Kendimi sizle aynı seviyeye koyuyorum ve size teşekkür ediyorum. Sen diyor, ulan benim teşekkür etmem lazım. Herif bana burada bedava eğitim veriyor. Herif bana teşekkür ediyor. Ne iyi iş ya falan. Güzel. Bravo. Sunum teknikleri eğitiminin ilk derse denk gelmesi çok güzel bir olay değil mi? Ben yapamadım. Daha iyi yapabilecek olan çıkabilir belki. Tamam ver. Şaka yapabiliriz. Mesela nasıl bir espri? Bir temel fıkrası falan. Ayrımcılığa giriyor, dikkat edelim. Bugün ne yiyeceğiz? Okey. Neden buradayız? Felsefeye girdik. Ya aşağı yukarı benim yaptım. Tırnaklarım uzun, dikkatli olun. Hocam, öyle değil yani. Tırnaklarım kirli oluyor mesela. Halden çıkıyorum, ben de oluyorum yani. Utanıyorum bundan. Bunu lanse ediyorum ki ben oraya odaklanmayayım, sunuma odaklanıyorum. Ya tırnaklarımın içi leş gibi ya. Ben ne biçim adamım ya. Şu hijyen işini biraz geliştirmem lazım ama boş verin. Siz şimdi bana odaklanın. Diyeyim ki o rahatlatacak beni, öyle mi? Abi insanlar ne değişik olabiliyor ya. Belki seni rahatlatır abi de. Peki. Arkadaşlar başlangıcın önemli olduğuna ikna olduk mu? Soru güzel bir başlangıç. Hikayeleştirme müthiş bir başlangıç. Espri iyi bir başlangıç. Esprinin riski var. Kimse gülmeyebilir. Espri yaptığını anlamayabilirler. Bakın. Espri yaptığınızda insanların gülmesi müthiş bir icebreaker, buz kırıcı. Espri yaptığında insanlar gülerse senin moodun böyle uçuyor ve ondan sonra coşuyorsun gidiyorsun. Ama gülmezlerse de yani şey gibi kalıyorsun, ne gibi kalıyorsan böyle kalıyorsun. Dolayısıyla espri riskli. Soru da riskli ama sorudaki riski manage edebilirsin. Orada bir beklentin yok. Kötü cevaplar gelirse daha iyi cevaplarla sen onu geliştirebilirsin, değiştirebilirsin. Ama espri, 3 defa düşünün espriden önce. Sunum becerilerini geliştirmek benim buraya koyduğum isim. Çünkü sunum eğitimi, sunum teknikleri eğitimi. Sunum becerilerini geliştirmek dediğin zaman 2 tane mesaj veriyorsun. Bir, bu beceridir. 2, geliştirilebilir. Bugün burada sen bu becerini geliştirmeye başlayacaksın mesajı veriyorsun. Ben şöyle bir hikayeyle başlıyorum buna. Daniel Pink'in To Sell Is Human diye bir kitabı var. Belki okumuş olanlarınız vardır. Var mı okumuş olan? Şak attım soruyu geçtim. Bir kişi okumuş. Çok güzel. Beğendin mi kitabı? Çok beğendin. Tavsiye eder misin?
kesinlikle herkese tavsiye ediyorsun. Ben de tavsiye ediyorum. Nasıl? Girdik değil mi konuya? Bir tane soruyla girdik. Arkadaşlar, Daniel Pink'in çok güzel bir lafı var bu kitapta. Hepimiz satıcıyız diyor adam. Bakın, söylediğiniz şeyin akılda kalmasını istiyorsanız kısa tutmanız lazım. İki kelimelik cümlelere odaklanın. Hepimiz satıcıyız. Satış sadece satış değildir. Bunu unutmazsınız bu şekilde anlatırsam. Ama uzun bir cümlenin içinde olursa kaynayabilir. Satış sadece ekonomik satış değildir, ticaret değildir. Çünkü satış kelimesinden aslında anladığımız başkalarını etkilemektir. Başkalarını ikna etmektir. Bütün bu kitap ikna üzerine arkadaşlar. Satış diyor ama aslında iknadan bahsediyor. Yani zaten sattığın ne? Birine elindeki malı satın almaya ikna ediyorsun. Malı senden alıp karşılığında sana para vermesine ikna ediyorsun değil mi? Esas konu ikna. Oradaki para ve mal el değişimi alt detay. Hayat iknadır diyor. Ve insanlar zamanlarının %40'ını iknaya harcarlar diyor. Mesela satış dışında ikna örnekleri geliyor mu aklınıza? Neye ikna etmeye çalışabilirsin insanları? Yemek seçimi. Beraber gitmişsin, abi döner yiyelim. Paylaşacaksın mesela. Yo bence işte şiş yiyelim. Politikada o isteyebilirsin. Mesleki olarak nasıl? Arabulucu, evet. Yani bir çatışmanın çözümüne ikna etmeye çalışabilirsin. İnsanları yönetme, karar alma, grup halinde karar alma. Yatırımcıyı ikna etme. O da bir satış. Nereye başvuru? Yetkene başvuru. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz bizi ikna etmeye çalıştınız değil mi? İkna edebilenler burada. Bu da bir satış. Ne sattın? Değerli olduğunu ve bu eğitime bir şeyler katacağını sattın. Kendini satmadın, o kadar değil ama yani çok özet, hani darbeli konuşun, iki kelimelik cümle diyorum ya, kendimi sattım dedin, onu kastettin ama değil mi? Önce gömüp sonra can suyu da atma deniyor bu da. İşe alırken, birisini işe alırken, iş almaya çalışırken, orada bir karşılıklı satış var, farkındasın değil mi? Sen kendini oraya ikna etmeye çalışıyorsun, seni işe almaları gerektiğine dair. Onlar da seni ikna etmeye çalışıyorlar ki orada çalış ya da 3 kuruş eksiğine çalış. O yine satış o. Aha, nihayet ya. Yani sen birisiyle arkadaş olmak istiyorsun. Onu ikna etmeye çalışıyorsun ki seninle arkadaşlık iyi bir hareket olacak. Proje anlatıyorsun. Mühendis olmuşsun. İşte ilk önce müdürüne, ondan sonra üst düzey yöneticine. Eğer kabul edilir de o senin projen hayata geçirilirse müşteriye yaptığın işin önemini, değerini anlatıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar satış dediğimiz şey her türlü ikna diye düşünürseniz ne kadar önemli ve değerli olduğunu fark edersiniz. Ya babandan bir şey için izin almak istiyorsun mesela. Ben yazlıkta babam beni sinemaya göndersin diye giderdim. Onu ikna etmeye çalışırdım. Her zaman başarılı olamazdım. Yani bir filme gitmişsin cumartesi günü. Pazar günü tekrar gitmek istiyorum. Niye? Çünkü arkadaşlarım pazar günü. Sen niye o zaman tek başına gittin? İşte filmi çok merak ediyordum. O yüzden gittim. Arkadaşlarım beni sattılar. Cumartesi gideceğiz dediler. Vesaire vesaire. Göndermedi bu arada ikinci defa. Doğru karardı. Ben de olsam ben de çocuğum aynısını yaparım. Ama çok üzülmüştüm. Çok, çünkü hani arkadaş olmak istediğim birisi vardı, o pazar günü gidiyordu sinemaya. Şimdi arkadaşlar, peki Sapiens'i okuyanlar var mı? Kitabın adının Homo Sapiens olmadığını biliyorsunuz değil mi? Herkes Homo Sapiens diyor, ya Homo Sapiens insan demek mi? Kitabın adı Sapiens. Sapiens'in özeti şu, bakın sunum neden çok önemli? Ben bu özeti farklı mesajlar vermek için kullanıyorum. Girişimcilik için de kullanacağım aynı özeti. Kitabın iç kapağından bu özet. Bakın yazı 5000 yıllık. 5000 yıldır yazıyoruz. Shakespeare'ler, Tolstoy'lar, edebiyat, şu bu falan.
Toplam 5000 yıldır yazıyoruz. Küneiformla başladık, taşa kakarak falan böyle. 5000 yıl. Konuşma kaç yıllık? 70.000 yıllık. 70.000 yıldır konuşuyoruz. 70.000 yıldan önce gakkuk diye ses çıkartıyorduk. 70.000 yıl önce cümleler kurmaya başladık. Bilişsel yükü daha ağır sesler çıkarmaya başladık. 70.000 yıldır konuşuyoruz, 5.000 yıldır yazıyoruz. Konuşma bu yüzden önemli. Bizim tür olarak öncelikli iletişim türümüz konuşmak arkadaşlar, yazmak değil. Yazmak sonradan geldi. Çok sonradan geldi. Olay bu. Hikaye anlatıcı bak. Bu adam hikaye anlatıcı. Anlatıyor. Herkes onu dinliyor. Hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız. Bu aslında bizim genlerimizde var. Daha iyi hikaye anlatıcısı olmaya çalışıyoruz. Sunum önemli çünkü birincil iletişim aletimiz. 70.000 yıldır konuşma yapıyoruz. Sunumda buraya çıktığı zaman heyecan, yani böyle midesinde bir hoplama hissedecek olanların bir ellerini görebilir miyim? Voo, %60-65. Arkadaşlar sebebi burada işte. Bakın, 70.000 yıldır böyle bir daire kuruyoruz. O hoplayanlara şimdi soruyorum. Ben şurada bir daire kursam, 15 kişilik. Seni de o dairenin içine oturtsam, hadi anlat desem. Aynı şekilde heyecanlanır mısın? Hayır. Çünkü senin genetik formasyonun zaten ona elverişli. Bu suni. Bu benim yaptığım şey suni. Gelsene. Ya bir yakından biri gelsin işte ya. Sen gel. Gel çık. Çıkabilir misin? Ah, tamam. Bak bakalım. Ürkünç değil mi? Evet. Bayağı ürkünç değil mi? Yani insan geriliyor değil mi? Aynen öyle. Bak aynen dedi ya. otur sıfır. Arkadaşlar hakikaten ürkünç. Neden biliyor musunuz? Ya bu sunum teknikleri eğitimini geçti, antropolojiye girdik şimdi ama yani, temeli inmemiz lazım. Ya neden sorusunu 5 kere sormamız lazım biliyorsunuz. Arkadaşlar bu tabii bir ortam değil. Ben bundan 100.000 yıl önce şu vaziyette karşımda 500 kişi görsem ne yapardım? Dönüp kaçardım abi, çok net. Ordu be. Ordu. Ve bana yüzleri dönük. Dönüp kaçarım. Ha siz arkamda olursanız o zaman cesaret gelir yürürüm. Bu bizim alışık olmadığımız bir setup. Yüzlerini görmeye alışık değiliz insanların. Ya böyle daire içinde oturacağız. Kimisini yandan, kimisini buradan, kimisini buradan küçük grup. Ya da kafalarını göreceğiz. Askerler birbirlerinin kafalarını, arkalarını görüyorlar. Suratları görmeye alışık değiliz. Suratlar bize tehditkar geliyor. O yüzden heyecanlanıyorsunuz. Buraya çıkıp da çok heyecanlanacak olanlara birinci tavsiyem, ya göz teması yap diyorum sana ama o ilk heyecan yenene kadar bakma halka. Birazcık şöyle yukarıya falan bak, şuraya bak, şuraya bak. Ondan sonra yavaş yavaş da gözlere bakmaya başladığında, mesela ben şimdi senin gözüne bakmadım, sen gözüne baktım zannediyorsun, alnına baktım, şuraya baktım. Dın 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 diye gidiyorum. Bak ona gidemiyorum çünkü telefonda bir şeyler yazıyor. Yaz ya, yaz ya. Arkadaşlar sunum becerileri, yani neden korktuğunuzu da anlattım size ve neden yazıdan çok daha önemli olduğunu da söyledim. Ama ben bunlar için sadece önemli demiyorum. Çok önemli diyorum. Ya o kadar çok pırıl pırıl insan gördüm ki duvara çarptı, başarısız oldu, derdini anlatamadığı için. Müthiş bir projesi var, korkunç bir fikri var. İnanılmaz bir prototip geliştirmiş ama anlatamıyor adam, satamıyor. İkna edemiyor karşısındakini. O fikir o adamla mezara gidiyor abi. Bu kadar basit yani. Yani fikri anlatamıyorsan fikir yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama benim bir çok iyi fikrim vardı. Tamam abi de anlatamadın. Problem sende. Zaten İK'cılar diyorlar ki iletişim becerileri, sunum becerileri ya en önemli ya ikinci en önemli beceridir. İş ararken
bakın size bir sır daha vereceğim şimdi. Aranızda bir sürü iş arayan insan var. Ya o kadar böyle mülakatlardan falan geçiyorsun ya, İngilizce sınavları, şunlar bunlar falan. Abi günün sonunda iş neye indirgeniyor biliyor musun? Ya ben bu insanla aynı şirkette çalışmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Temel soru bu, tamam mı? E şimdi sen kenküm yapıyorsan, derdini anlatamıyorsan, böyle konuşurken insanın gözüne bakmıyorsan, yerlere falan bakıyorsan, kafanı kaşıyorsan, diyorsan, böyle bir loser imajı veriyorsun, tamam mı? Yani ortalaman 4 olsun, bana ne abi, yemişim senin 4'ünü. Zaten aldığın derslerin bizim şirketle ne alakası var ki? Dolayısıyla arkadaşlar, sunum tekniklerin ya da sözlü iletişim becerilerin zayıfsa, ya işe bile giremiyorsun. Aynı şekilde işte senin dediğin arkadaş edinme. Dolayısıyla bu hakikaten çok önemli. Dolayısıyla en önemli olduğunu düşündüğüm, üçüncü defa dolayısıyla dedim, bu kötü bir şey. Ben bu arada size sürekli meta sunum yapıyorum. Takım, iletişim. En önemli olduğunu düşündüğüm iki beceriyi birinci güne koydum. Ki hani vazgeçer de ilk günden sonra gelmezseniz hiç olmazsa bu kadarını alın. Arkadaşlar ikisi de Türkiye'de yerlerde sürünüyor. İkisinde de iç güveysinden hallice olabilirseniz, dünya standartlarına göre ortalamayı yakalayabilirseniz, Türkiye'de şansınız çok yükseliyor. Bunu da iyi yaptığınız zaman gerçekten hak ettiğinizin üstünde bir değerlendirmeye tabi tutuluyorsunuz. Çok önemli arkadaşlar. Çok farklı sunumlar var. Bunların hepsini iyi yapabilmek kolay değil. İşte kendi ekibine proje sunumu yapabilirsin ya da üst yönetime proje sunumu yapabilirsin. Müşteriye satış yapabilirsin. Yönetime bir öneri getiriyor olabilirsin. TED konuşması olabilir. Mesela burada benim hiç yapamadığım iki tane konuşma türü var. Tahmin edebilir misiniz hangileri? Siyasi nutuk, bravo, bir. Asansör konuşması, kralını yaparım be. Eğitimini veriyorum be, dalga mı geçiyorsun? Günün anlam ve önemi abi, evet. Çünkü, hay Allah ya, ben de onu diyecektim. Zaten ben Facebook'u düşünmüştüm. Günün anlam ve öneminde abi, ne söylemen gerektiği biliniyor. Ben ne katacaksın sen ya? Yani, benim için en sıkıntılı konuşma bu. Hiç unutmuyorum, bir 10 Kasım konuşması istiyorlar şimdi. Rektör 10 Kasım konuşması yapacak. Atatürk'ün en sevdiğim sözü dedim. Beni en çok seven işini en iyi yapandır diyor dedim. Hadi herkes şimdi işine dedim. Böyle kaldılar. Beni değil, ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır demiş, tamam mı? Yanlış kod etmeyeyim şimdi. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapansa, burada ne işiniz var beni dinliyorsunuz? Atatürk'e ağıt yakma zamanı, buna niye zaman harcıyoruz? Gidin işinizi yapın. Nasıl? Bence çok etkileyici bir konuşma. Ama herkes böyle, olur mu ya? Biz buraya geldik, daha dinleyeceydik falan, uzun uzun falan. Yapamıyorum abi, yapamıyorum. Siyasi nutuğu da atamıyorum. Sebebi de nedir sizce? Şimdi! Abi bir kere bağırman lazım. Yavaşlatman lazım konuşmayı. Yani sallaman lazım. Yalan söylemen lazım. Her siyasi hayatının bir döneminde yalan ya da asimetrik bilgi vermek zorunda. Karşı tarafa bindirmen lazım. Yıkıcı eleştiri yapman lazım. Son derece itici şeyler ya. Bana diyorlar siyasete niye girmiyorsun? Nasıl gireceğim abi ya? Nasıl gireceğim? Ben bunları yapmak zorunda kalmak istemiyorum ki. Karşımdakine saldırmak istemiyorum. Ben fikirler üzerinden konuşmak istiyorum. Hayaller üzerinden konuşmak istiyorum. Bireyler üzerinden konuşmak istemiyorum. Kimseye sallamak da istemiyorum. Bu ikisini yapamıyorum arkadaşlar. Siyasi nutukla günün anlam ve önemini beceremem. Gerisini 3 aşağı 5 yukarı yapmayı becerdiğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelen uyarılar üzerine size 25 dakikalık molanızı veriyoruz. Tam 3.45'te tekrar görüşmek üzere.